Merhabalar, ben Kötü Eskraft'a ve eve doğru kaçmaya çalışıyorum. Normalde Clay toplamaya gidecektim. Ve Clay toplayarak bölümü başlatacaktım ama... Bana mesaj geldiği için yapamıyorum. Evet, burada biraz değişiklik görüyorsunuz. Neyse. Anlatalım. Öncelikli olarak. Şu chestler bayağı bir dolu. Gördüğünüz üzere. Şimdi bulduğum şeylere değineceğim. İlk olarak gördüğünüz gibi çoğu aletim demirden. Şu bronzdan. Ayrıca şurada diamond görüyorsunuz. Çünkü gördüğünüz gibi bayağı bir gezdim. Şuralarda bir şu köyde bir adet blacksmith vardı. Bunun içerisinden bir tane diamond çıktı. Şuraya falan bakamadım. Yukarıya çıkamadığım için. Şuraya da bakamadım. Şuraya baktım. Çok bir şey yoktu. Railcraft üssü falan vardı. Çok fazla yağmalayamadım. Ama şundakini yağmaladım. Bir yerde bir tane daha köy vardı. Ona hiç bakamamıştım. Neyse. Bu yolculuğun tamamı şu tin aramak içindi. O yüzden de bir adet texture pack kurdum. Şurada Kestrite'ın texture'ına bakmak durumunda kalmıştım. Kestrite'ın texture'ı bu. Tin texture da aynı. Daha belirgin yapıyor orları. Bunun yanı sıra bulduğum şeyler arasında çelik, platinyum, iridium, olive iron bolca, silver vesaire vesaire. Bunun yanı sıra şöyle bir adet rolling machine'imiz falan var. İki tane tomium pickaxe'imiz var. Şimdi genel olarak yaptığım bir şey göstereceğim. Bağ, bir adet gümür verin. Ardından Tommy'in pickaxe gel. Tommy'im ingot. Evet. Bu şekilde buldum. Yani daha öncelikli şu an maden daha öncelikli olduğu için öncelikle madenleri elde ediyorum. Diğer şeyler daha sonra da zırh falandır filandır daha sonra da hallolur. O yüzden onlara daha sonra bakacağım. Şimdilik şunlar hallolsun. Çeliğim olsun. Bakırım olsun. Ben de insan olayım. Bunu en sonra Kolkok'ta buldum. Hatta dur, bir tane daha minecart elde edebiliyorum. Stick. Bunun yanı sıra değineceğim başka şeyler de var. Canlı yayında craft ettiğim bir iki bir şey gibi. Bu arada canlı yayınları mümkün olduğunca kaçırmayın derim. Evet, şimdi canlı yayınlarda yaptığım şeyler bolca maden gördüğünüz üzere. Bunun yanı sıra Tomcraft asası ve bunu yaptık. Tomcraft asası en basit asa şu şekilde yapılıyor. Bunun yapımı ise bir adet kitaplık yapıyorsun, bookshelf ve ona bu asayla sağ tıklıyorsun. Bu arada buna tıklayıp da şunlara tıkladığında oyun çöken olursa eğer çökme bekliyoruz. Ha tamam, çökmedi. Böyle geç yanıt verebiliyor. Çöken olursa eğer force sürümünü geriye çekin.
1208'di gerekli Forge sürümü. Bunlar Tomcraft için gerekli olan şeyler. Bir de şu Arcane Work Table bunun için. Şu arkadaştan yapıp koyup üstüne asayla sağ tıklamanız gerekiyor. Ve şu arkadaş nedir diye soracak olursanız birazdan göreceksiniz. İlk olarak şu Crushed Tin Ore'ların üzerinde kullanayım. Gördüğünüz gibi bunları Purify'da çevirdi. Ardından benim biraz seni kullanacağım. Evet. Bu arada şimdi sizler de gelin. Hop. Normal Tin Dust. Yay. İhtiyacım olan şey. Sizler de aynı şekilde gelin. Gördüğünüz gibi bu şekilde kirli olan dustları temizliyoruz. Ardından kovamı nereye koymuştum ben? Burada bir yerde benim bir kovam olacaktı. Ha bu arada şunla da eşyalara sağ tıklayarak onları tarayabiliyorsunuz. Tabii bundan öğrenebileceğim bir şey yok. Gördüğünüz gibi bundan da bir şey öğrenemiyorum. Bundan öğrenebiliyorum falan. Bir ara her şeyi tarayacağım bununla. Tamam, cobblestone gösteriyor. Tamam, diğerlerini de tararım. Şimdi benim buralarda bir yerde bir kovam olacaktı. Bir tane de dungeon patlattım bu arada. Şu... Atak, kova buradaymış zaten. Körmüşüm ben. Evet, şimdi... Güpürler. Kullandığım texture pack'in ne olduğunu bu arada göstereyim bir. Options, resource pack, şu. Ne? Sadece GreekTech recipe'lerini değiştiriyor kendisi. Recipe'lerini demişim. Texture'larını daha hoş bir hale getiriyor. Bu arada sen tetrahidrat. Şimdi şu kapırları çevirelim. Bana mortar lazım. Steel'den yapalım. Sen dur. Senin... Oy, senden yapalım. Stone. Bir de aklıma gelmişken. Benim şu an yapabildiğim bir şey var da gündüz oldu. Kapır. Öncelikle teşekkürler ve teşekkürler. Şu an elindeki kapır ve bronze dustlar önemli. Nasıl? Kapır ve tin dustlar ve şu olaydan nefret ediyorum. Sen şuraya, sen şuraya git. Bakalım başka bronze dust'ımız var mı? Yok. Kömürler şurada. Tamamdır, şunlar pişsin. Çünkü bana bolca bronze lazım olacak ve neyse, Salih'ten diyorum. Mesaj daha doğrusu. Biraz daha kapır.
tetrahidratları işlemenin şu anki en yolu, en iyi yolu. Orada bu hangi makine? Ha tamam. Direkt ısıtmak şu an en mantıklısı. Evet. Bir 8 de size. Evet, bunlar olurken ben de gidip köşede Clay kazayım diyeceğim. Şunlarla da ilgilenebilirim ama Clay şu an önemli biraz. Evet, gördüğünüz gibi madenler şöyle gözüküyor. Daha bir belirgin. Daha rahat oluyor. Bunun dışında normal Greek texture'ların da hoşlaştırıyor. Yani normal Greek texture'larını hoş bulmadığımdan bugün konuşamıyorum. Hoş bulmadığımdan değil ama bunlar daha hoş. Evet. Clay'ler gelin. Bunun yanı sıra bunu yaparken ilk bölüm düzgünce yapamadığım bir durumdan bahsedeyim. Kasa Efsun'un içeriği. Yani muhabbete dalarak tamamlayamadım o kısmı. İlk olarak IC2 ve Gregtek zaten başlangıcımızda var. Bunun yanı sıra Tomcraft, Blood Magic gibi iki tane büyü modumuz mevcut. Forestry'yi eklemek istedim fakat problem çıkartıyor Forestry. Neden bilmiyorum. Onu bir ara test edeceğim. Olmadı. Efsun'un 1.2 sürümünde yer alacak. Yani sadece yeni chunk genere etmeniz gerekebilir. Fakat şöyle bir durum. Söz konusu Gregtek'te maden ararken zaten hayvan gibi chunk genere etmiş olacaksınız. Neyse, onu bir kenara bırakalım. Yani illa chunk, genere edilecek chunk bulunur. Yaratılacak chunk. Neyse, ne diyordum başka? Ha. Blood Magic nedir diye soracak olursanız bilmeyenlerinize. Blood Magic, Way of Time adında eski bir Gregtek hayranının geliştirdiği bir büyü modu. Yani büyü slash teknik bir mod diyebiliriz kendisi hakkında. Hani uzun zamandır ilgimi çekiyordu. Çok fazla incelemedim, kurcalamadım. Bu oyun esnasında bayağı bir kurcalamayı planlıyorum. Elimden geldiğince oynamayı ve şunları direkt bitirmeyeceğim çünkü yok, birazını depolamıştım. Bir ilk fırsatta bir sen öl. Bir tarla yapmam lazım. Açlıktan ölmememi sağlayacak. Evet. Devam edelim. Applied Energy 6 mevcut. Fakat Applied Energy 6 burada öncelikli olarak hem başka depolama yöntemlerine öncelik vermek için, hem biraz kışkırtmak için, hem de büyü modlarıyla yapılan taşımacılığın önemini arttırmak için ağır bir biçimde nerflendi. Nasıl diye soracak olursanız, bakalım bir kısa hızlıca. Applied Energy 6. Mesela şunun yapımına bakalım. Inscriber lazım. Fakat sıkıntı şurada. Inscriber devre dışı. Şu makine lazım. Forming Press. Bunun yanı sıra şunları da normalde chestlerde buluyorsunuz. Burada şurada yazdığı gibi burada meteorların ortasındaki chestlerde buluyorsunuz diyor. Burada onlar devre dışı. Gregtek'in bu makinesiyle yapıyorsunuz. Yani kısacası Gregtek'te biraz ilerlemedikçe imkansız. Ayrıca Applied Energy 6'in kendi World Gen'i tamamen kapalı. Gregtek'in World Gen'i açık. Bu sayede Charge Certus Quartz'ı da elde edemiyorsunuz. Bunun için Gregtek'in Electrolyzer'dan mutlaksınız. Evet.
Hani Applied Energy 6 nerflendi bu pakette ama çünkü Applied Energy 6 önemli bir rolde değil. Kasa 2'de yani normal kasada bu nerfi yapmadım kesinlikle. Kasanın mazoşist sürümü geldiğinde onu da yapabilirim. Bu arada acımadan söyleyeyim. Ama mazoşist sürümü yapar mıyım bilmiyorum. İsteyen olursa yapacağım. Yani yeterince isteyen olursa. Ayrıca neyse şu modları saymaya devam ettikten sonra bu diğer duyuru da yaparım. Buildcraft zaten var. Sormaya gerek yok. Railcraft da aynı şekilde. Steel Factory Manager mevcut. Ve herhangi bir nerf söz konusu değil. Çünkü zaten Steel Factory Manager'ın kendisi gayet ucuz olmasına rağmen uğraştırıcılığıyla dengeli bir mod. O modun da zaten olayı uğraştırıcı olması. Uğraşan adam ödülünü alıyor o modda. Ki bu benim tercih ettiğim iş yani. Uğraşsın. Bir şey elde etmek için uğraşmalı insan. O olaydan zevk alıyorum. Neyse devam edeyim. Dekoratif modlar olarak Chisel yok. Chisel neden yok diye soracak olursanız 1.7 sürümünde Chisel cidden ağır bir biçimde bilgisayarı yoruyor. Ve kasa Efsun'un zaten hani Greg gibi Tomcraft gibi çok fazla yer kaplayan, çok fazla sistem tüketen göreceli olarak modlar içerdiğini hesaba katarak daha bir insaflı davranmaya çalıştım ve bilgisayarınızı yormak istemedim. Neticede çoğu izleyicimin bilgisayarı çok güçlü bilgisayarlar değil. Kendi bilgisayarım da rahatça çalıştırırım fakat çoğu insan çalıştıramaz ve ben bu sefer çoğu insanın rahatça çalıştırabileceği bir paket yapmak istedim. Kasa 1'de yaptığım en büyük hatalardan biri oydu. Hem Chisel var hem de Underground Biomes var ve ki Underground Biomes'tan çoğu insan şikayetçiydi. Köfteistan'da kullanıldığı zaman Köfteistan'da Underground Biomes'u devreçirdik. Hani sistemi kaldıran insanlar için yeterliydi. Hani güzel bir moddu. Fakat hani çok fazla işlemci tüketiyordu. Ve onu devre dışı bıraktım tamamen. O artık yok. Kasada Underground Biomes diye bir şey mevcut değil. Bunun yanı sıra devre dışı bıraktığım kasa 1'de olup da 2'de olmayan modlardan bir tanesi MFR. Neden yok diye soracak olursanız MFR Greg uyumluluğunu kaldırdı. Greg recipe'leri olayı şudur budur olayını kaldırdı. IC2 enerjisini bile doğru düzgün kullanamıyoruz şu an. Ki böyle bir MFR'ın kasada işi yok. Kaldı ki şu an MFR'ın yaptığı bütün işleri, yani neredeyse bütün işleri Greg Tech'in kendisi tek başına hallediyor. Diğerde bir tanesine eksik kaldım ama olsun. O yüzden de MFR mevcut değil. Devam edelim. Eklenen modlardan bir tanesi, kasa Efsun'da olmayan modlardan bir tanesi, kasa 2'de var, Efsun'da yok. Project Red. Onun yerine Extended Redstone diye bir mod söz mevcut. Hani gene aynı lojik devreleri ekliyor, kabloyu eklemiyor. Kabloyu eklemek için çok daha değişik yöntemler var. Ki serinin ilerleyen bölümlerinde ben size onları sıkça kullanacağım muhtemelen ya da kullanmayabilirim bile. Hatta şu kadar söyleyeyim, Railcraft ile kablosuz redstone yapabiliyorsunuz. Devam edeyim. Yani extended redstone var dedim. Clay'ler sizi nereye koyayım? Şimdi şuraya geçin siz. Bronzlar pişiyor. Copper pişiyor. Bakalım.
Evet. 15. 19. Tamamdır. Bronz çağ ile ilgileneceğimiz için şu an inanmayacağınız kadar çok bronza ihtiyacımız olacak. Evet, şimdilik bronz bu kadar yeter gibi geliyor. Evet, bronz bu kadar yeterli. Neyse, devam ediyorum. Şuradan mod listesine devam edelim. Stormcraft'ın gereksiz zımbırtısı. Bibliocraft dekoratif modumuz olarak var. Carpenter's Block gene var. Expanded Redstone'u görüyorsunuz. Iron Chest var. Jabba var. Nükleer kontrol var. Nükleer reaktörlerle ilgilenmek için. Ki IC2'nin nükleer reaktörlerine ilginç bir eklenti geldi. Çok hoş bir eklenti. Ben bayıldım. Statüs modu var. Ne olduğunu size göstereceğim. Atomic Tinker eklentisi var. Ki kendisi çok hoş bir şeydir. Ve macera isteyenlere Twilight Forest. Gezin gezebildiğiniz kadar. Ayrıca Dungeon Pack modu kurulu. Bakalım başka burada gözükmeyen. Open Computers yok. O kasa 2'de var. Şu an kasa 2 için konuşmuyoruz. Kasa Efsun için konuşuyoruz. Bu arada tekrar hatırlatayım. Kasa 2 serisi izlemek istiyorsanız benden izlemeyeceksiniz. Kasa 2 çekmek istemiyorum. Şu an sadece Kasa Efsun çekmek istiyorum. Kasa 2 serisini izleyebileceğiniz en iyi yer Umut. GameExpert.tr. Ondan kesinlikle izleyebilirsiniz. Güzel de bir seri yapıyor. Yeni yeni öğreniyor kendisi biraz ama eğlenceli bir seri yapıyor. İzleyin. İzlettirin. Şiddetle tavsiye ettim. Neyse. Ben gevezeliğimi bir kenara bırakıp odun, odun, odun. Testereyi nereye koydum? Testerem kırılmış mı? Neyse, çelik testere yaparım ben de. File sende gel. Testere. Evet. Odun gel. Yatak. Evet, benim bir yatağa ihtiyacım var. Her insan evladı gibi uyumam gerek. Ve uyuyorum. Sanırım modların hepsini tanıtmış oldum bu arada. Zaten paketin %90'ını GregTech oluşturuyor. Pardon, %80'ini GregTech oluşturuyor. %10'unu Tomcraft oluşturuyor. Geri kalan %10'unu diğer modlar oluşturuyor. Basit formül bu. O kadar değil gerçi. %50'sini GregTech oluşturuyor. Tamam. Gene de baskın çoğunluk GregTech. Neyse. Bir kenara bırakalım. Bu bölümü bronz makinelere girişelim yoksa bir sonraki bölümde. Aslında hatta bir sonraki bölüm ben şurayı genişletebilirim. Burada yaşamaya devam mı edeyim yoksa başka yere mi taşınayım onu merak ediyorum. Kafamda deli sorular. Taşınması zahmetli olacak. Burada yaşamaya devam edeyim. Evet. Şuraya doğru genişletirim. Şu mağarayı doldururum bir şekilde. Hatta şimdiden başlayayım. Bir yandan konuşurken.
Çünkü bir yandan da bir duyuru yapacağım. Duyuru da Piketsin'in kırılmak üzere olduğu duyurusu. Tabii duyuru bu değil. Duyuruya gelelim. Duyuru soru cevap videosu duyurusu. Yakında bir soru cevap videosu olacak. Neden bu kadar hızlı? Önceki soru cevap videosuyla bunun arasında o kadar az vakit var diye soracak olursanız uzun hikaye anlatırım. Neyse, devam ediyorum. Soru cevap videomuz var. Dediğim gibi. Aşağıda bir link var. O linkte Salih'in sitesinde, yani Zione'nin sitesinde bir anket söz konusu. O anketi doldurmanızı isteyeceğim sizden. Madenleri daha sonra kazacağım. Şimdi dursun burada. Şimdilik sadece arkaya doğru genişleteceğim. O yüzden evet. Aşağıya geçiş için başka bir yol düşüneceğim. Neyse. O anket Salih'in hocasının bir testi, daha sonra bir araştırması. Onu doldurursanız eğer sonda bana soru sorabileceğiniz kısım ortaya çıkar. Burada olay şu. Hem bir doçentin araştırmasına yardımcı olacaksınız. Psikolojik bir araştırma. Daha sonra psikolojik değil, sosyolojik bir araştırma. Hem de bana soru cevap sorusun videosunda soru soracaksınız. Bolca malzeme çıkacak bana. Ki eminim sorularınızın gözükmesini isteyeceksinizdir. Evet, bir taşla iki kuş. Hem bir doçente yardım edersiniz hem de bana video malzemesi çıkartırsınız. Kısacası bu arada lütfen ama lütfen soruları düzgünce okuyarak cevaplayın. Sallamayın. Çünkü net bir yanıt istiyoruz orada. Net bir sonuç elde edilirse çok hoş olur. Neyse, bu duyuruyu yaptıktan sonra ben kazma işime devam ediyorum. Bu arada bu videoda kamera arkasında yaptığım şeylerden ötürü kafanıza takılan şeyler olursa lütfen yorumlarda söylemeyi unutmayın. Hakkında bir açıklama yaparım. Bir yandan da unutmadan bir şey craft etmem gerektiği aklıma geldi. Barrel. Evet, şimdi testere. Aa, testleri kullanmayı unuttum. Neyse, sağlık olsun. Spruce'lar gelin. Tamamdır. Aslında bir tane daha yapabilirim. 8 olsun. Çift sayı. Evet. Ve sen de gel. Yay. Barrel'ları şu duvara yerleştireceğim.
Barrel'lar biliyorsunuzdur çoğunuz ama barrel'lar nedir diye soran olursa şu şekilde bir depo maydası. İçerinde sadece bir tane depolarlar fakat bir tipten bir stack depoluyorlar. Yani kısacası tek bir tip item için chest fakat bayağı büyük bir chest. O yüzden hani çok fazla olan mesela cobblestone gibi ya da dirt gibi ya da bazı redstone'dur mesela çok ileride çok fazla olan köşede depolanan vesaire şeyler için fazlasıyla ideal bir arkadaş kendisi. Evet. Biraz daha genişleteceğim burayı. Uzunca bir koridor istiyor, alan istiyorum kendime. Buradan itibaren bir dizi daha genişleteceğim. Evet. Şurası benim Great Egg duvarım olsun. Şurayı depolama duvarı yaparım. Evet, hallederiz şimdi. Evet. Devam edelim. Bir de bana su elde etme yolları olarak şu an en düzgün su elde etme yolum sanırım bu. Bir bölüm arası bakarım ben onlara. Çünkü zaten sürem dolmuş. Yay. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler o zaman.